Nesin TV ekranlarına hoş geldiniz. Hafta içi bülteniyle karşınızdayız. Salı, çarşamba Şampiyonlar Ligi, perşembe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda artık son maçlar oynanıyor. Grup liderliğini garantileyenler var, ikincilik yarışında olanlar var. Şampiyonlar Ligi'nde bir de üçüncü sırayı alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyenler var. Salı, çarşamba bu gruplara bakacağız. Perşembe gününü ise baktığımız zaman UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki mücadelesi veren takımların gruptaki son karşılaşmaları oynanacak. Geçtiğimiz hafta hatırlatmıştık fırsat haftaları diye ve geçtiğimiz haftayı güzel bir şekilde geride tamamlamıştık. Yine aynı şekilde bugün günlerden hafta içi bültenine baktığımız zaman fırsat günleri diyoruz ve son maçlarda iddialı olan takımların maçlarına doğru gidiyoruz. İlk karşılaşmamız 162 iddia koduyla bültende Bayern Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı hatırlarsanız Paris Saint-Germain çok net bir galibiyet imza attı. 3-0 kazanmayı başardı. Burada grup liderle mücadelesi var. Tabii ki ilk karşılaşmadaki skoru hesaba katarsak Bayern Münih'in en az 4 farklı kazanması lazım grup liderliği için. İki takım da el ele kol kola gruptan çıktılar. Sadece liderlik mücadelesi var ama Bayern'in Allianz Arena'da neler yaptığını biliyoruz. Paris Saint-Germain ise çok rahat. Ben bol gollü bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 gol üstüyle başlayıp 3.5 gol üstü, hatta sistem kuponlarda artı 7'yi bile deneyebileceğimiz bir karşılaşma. Ama iyi oranıyla 1.85'ten 3.5 gol üstünü aldık. İkinci karşılaşmamızla devam edelim. 165 iddia kodu Chelsea Atletico Madrid karşılaşması oynanacak. Bu grupta da Chelsea gruptan çıkmayı garantiledi. Sadece liderlik istiyor. Bunun için Atletico Madrid karşısında onlar da sahaya kazanmak için çıkacaklar. Atletico Madrid'in durumu ne? Atletico Madrid'in durumu şöyle. Bu maçı bir kere %100 kazanmalı. İkincisi, Roma'nın Karabağ'a açıkçası takılmasını bekleyecekler. Çünkü durum onlar için, her şey kendi ellerinde değil. Roma'nın takılması gerekiyor. Dolayısıyla Roma'nın da kendi sahasında Karabağ'a takılma ihtimalinin açıkçası çok da kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Roma'nın da galip geleceğini düşünüyoruz ama futbol bu tabii ki. Biz tercihimizi Atletico Madrid umutlarını sonuna kadar kullanacaktır. Kazanmak için mücadele edecektir. Chelsea bir anlamda liderliği istiyor. Ben iki takımın karşılıklı gollerini izleyeceğimizi düşünüyorum bu karşılaşmada. Son maçıma gelelim. 3 maçlık bir kupon yaptık. Son maçımızda 167 iddia koduyla bültende Olympiakos Juventus mücadelesi. Burada Barcelona gruptan çıkmayı başardı. Juventus mu, Lisbon mu? Bu belli olacak bugün açıkçası. Lisbon'un açıkçası Barcelona'yı deplasmanda yenmesi, Juventus'un ise takılması gerekiyor Olympiakos'u ama Olympiakos grupta çıktı, 5 maçını da kazanamadı. Yalnızca bir beraberlik alabildi. Onun dışında baktığımız zaman karşılaşmalarını kaybettiğini, grubun kalesinde en fazla gol gören takım olduğunu görüyoruz. Juventus hafta içi biliyorsunuz geçtiğimiz haftaya Cuma günü Napoli'yi deplasmanda mağlup etmeyi başardı. İnanılmaz bir moralle geliyorlar. Bence kazanıp hiçbir sonuca bakmadan adlarını bir üst tura yazdıracaklardır. Handikaplı 2 yazarak oranı yükseltebiliriz. Juventus'un açıkçası gol yemeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol yoku da tercihler arasında bulundurabiliriz. Bu 3 maçı değerlendirdik. Bayern Münih Paris Saint Germain maçında bol gol. Chelsea Atletico Madrid mücadelesinde iki takımın da gol atmasını bekliyoruz. Juventus'un ise kalesinde gol görmeden handikapı aşarak kazanmasını bekliyoruz. Tabii ki çok sayıda karşılaşma var. Daha fazla mücadele, daha fazla kupon, daha fazla yorum, editör yorumları sayfasında sizleri bekliyor olacak. Kazançlı bir hafta içi bülteni diliyorum. Hoşçakalın.